Boynu bükük. Bakışları üzgün. Elinde artık giymediği askerlik üniforması ve şehit olan kardeşinin fotoğrafı. Kardeşi 2010 yılında şehit olduktan sonra eski uzman çavuş Okyar Esendere iddiasına göre dönemin Kahramanmaraş valisi tarafından sivil memurluk vaadiyle istifa ettirildi. Ben 2009 yılında uzman çavuş olarak göreve başladım Hakkari Yüksekova'da. 2010 yılında Hakkari Şemdinli Gediktepe Üst Bölgesi baskında kardeşim Elhas Esendere şehit oldu. Kucağında iki çocuğuyla konuşan Esendere, Vali Mustafa Hakan Güvençer'in verdiği sözü tutmadığını ve işsiz kaldığını ileri sürdü. Daha sonra 2015 yılında Mustafa Hakan Güvençer, Kahramanmaraş valisi beni engelli olan abime de bakabilmem için uzman çavuşluktan istifa ettirdi. Memurluğa alacağını söyledi. Fakat hükümet değişikliği, daha sonra hain darbe ve kendisinin de tayin olarak gitmesinden sonra ataman bir türlü gerçekleşmedi ve işsiz kaldım. Yardım taleplerinin karşılıksız kaldığını söyleyen Esendere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Milletvekilleri, belediye başkanları, bütün herkesle görüştüm, kimse yardımcı olmadı. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın benim bu duruma yardımcı olmasını istiyorum. Nereye layık görürse ben orada görevimi yaparım. Eğer askerlik olur, askerlik. Zeynep Esendere de eşinin 2 yıldır işsiz olduğunu belirtti ve yardım çağrısında bulundu. Eşim yaklaşık 2 yıldır işsiz. Eşim işsiz olduğundan dolayı biz çok sıkıntılar çektik. Biz devlet yetkililerimizden çok bir şey istemiyoruz. Sadece bize verilen sözün tutulmasını istiyoruz. Lütfen devlet yetkililerimiz, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bize bu konuda yardımcı olsunlar.